ABD'deki Türkiye demokrasi projesinin hedefini açıkladı. Amerikalı neokonların Türkiye'de yürüttüğü çalışmaları anlattı. Sokak hareketlerine sponsorluk yapıldığını vurguladı. Alex Kristoforo'nun YouTube kanalına konuk olan İngiliz gazeteci yazar Alexander Mercuis, ABD'deki Türkiye Demokrasi Projesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İngiliz gazeteci yazar ABD'nin Türkiye'yi neden hedef aldığını da açıkladı. So, In places like Iraq, in places in Syria, he's cozying up too closely to the Russians by buying weapons from them, that he has this uh, on, on and off relationship with uh, Putin in Russia. He's got all kinds of ideas in the Eastern Mediterranean, all sorts of things. So, of course, from their point of view, he has to be removed. Because when the neocons find somebody who doesn't, isn't 100% reliable, they see you as exactly Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Mercuiz, neokonların bu yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu, Türkiye'de gerçekleşen sokak protestolarına da sponsorluk yapıldığını vurguladı. Darbe girişimi esnasında ABD'nin ve haliyle ne konuların ne yaptığının Türkiye tarafından tam olarak okunmadığını belirten Mercüis, Erdoğan destekçileri ve muhalifleri de uyardı. Turkish history knows that the whole idea of Turkey once being a democracy, from which it was rescued by Erdogan, is a complete misrepresentation. For most of the period since the since Turkey became independent of the Ottoman Empire back in the 1920s, it has been a dictatorship, including most of the time it was part of NATO, it has been a dictatorship. And that never bothered the neocons up to now. But what they want to do is they want to do their usual thing. They want to remove destabilize Turkey. Definitely <laughs> Öte yandan programın sunucusu Alex Kristofov da Türkiye ile uğraşılan bu projenin kaybetmeye mahkum olduğunu belirtti. <laughs>